Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf akademi serisinde çemberde açı konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne yapacağız bu videoda? Kirişler dörtgeninden bahsedeceğiz ve çember yardımıyla çözülebilen üçgen sorularından bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kirişler dörtgeni. Evet kirişlerden oluşan dörtgene biz ne diyoruz? Kirişler dörtgeni adını veriyoruz. Şu kiriş, kiriş, kiriş ve kiriş. Kirişlerden oluşmuş adı da kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgenin bir özelliği var. Özelliği biz kendimizde bulabiliriz aslında ama Bilmemizde fayda var bunu da. Karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. Niye mi? Mesela sen buraya bir alfa dersen. Hop karşısı nedir? 2 alfadır. E burası ne olacak o zaman? Burası da 180 eksi pardon 360 eksi 2 alfa olacak. E hocam buradaki açıda ne oluyor o zaman? 360 eksi 2 alfayı görüyorsa çevre açıdan dolayı 180 eksi alfa mı olur? Evet. Bak karşılıklı açılar toplamı 180 derece oldu. Aynı şekilde ve aynı ispat yöntemiyle burası beta ise burası da 180 eksi beta olur mu? Olur. Evet kirişler dörtgenin özelliği bu. Karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir ya da bunun tersi de doğrudur. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan dörtgen kirişler dörtgenidir. Ve bu dörtgen etrafına bir çember çizebiliriz arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Evet kirişler dörtgeni bu. Bunu bilsek iyi olur. Bakalım soru ne diyor? Örnek 31. Aşağıda verilen dörtgenlerden kaç tanesi kirişler dörtgendir? Evet kareye bakalım. Karede karşılıklı açılar toplamı 180 derece mi? Evet. Kareyi alabiliriz. Dikdörtgen. Dikdörtgende de karşılıklı açılar toplamı 180 derece mi? Evet. Dikdörtgeni de alabiliriz. paraya kenara baksak karşılıklı açılar toplamı burası alfayken burası da alfa. Toplamları 180 değil. E, bu değildir o zaman. Eşkenar dörtgene bakalım. Eşkenar dörtgende de şunlar birbirine eşit ya e, aynı zamanda paraya kenarın özel bir halidir. Alfaysa burası da alfadır. Karşılıklı açılar toplamı 180 mi? Değil. O zaman bu da olmaz. İkiz kenar yamuğa bakalım. İkiz kenar yamukta e hocam burası alfaysa şu ikiz kenar yamukta burası da alfadır. U kuralından dolayı burası 180 eksi alfa oluyor mu? Oluyor. Bak burası 180 eksi alfa oldu. Karşılı açılar toplamı 180 oldu. Dolayısıyla bu da oldu. Yani kaç tanesi? 1, 2, 3 tanesi kirişler dörtgeni oldu. Evet bu da güzel bir soru yalnız. Dikkat et ha. Tanımı bil Yorumla sınavda çıkabilir. Geldik örnek 32'ye. Şekilde iki çember E ve B noktalarında kesmektedir. A, B, C, D, F, bir dörtgen ve CAF A, F, 100 derece. Şimdi iki çember verilmiş. İki çemberin e, böyle nasıl kullanabiliriz iki çemberi? İki çemberi şu şekilde kullanabiliriz dostlar. Ortak kesim noktalarını kullanabiliriz şu şekilde çizerek. Genelde böyle kesişen çemberlerde bunu yapıyoruz. Ben bunu yapınca burada bir kirişlerden oluşan bir dörtgen oluştu mu? Oluştu. Yüzgen burası ne yapacaktır o zaman? 80. Çünkü 180'e tamamlayan açısı. O zaman burası da 100 yapar. E burada da bir kirişler dörtgeni var. 100 ise burası da kaç yaptı o zaman? 80. Böylelikle alfayı 80 derece olarak buluruz. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde verilen çemberde ABCD dörtgenin açıları A açısı 3 alfa eksi 40. Evet şurası 3 alfa eksi 40 olacak. B açısı alfa artı 10. C açısı da alfa artı 20. Şurada kaç şey bilmiyorum ya da x açısı diyebilirim. Buraya yanlışlıkla alfa yazılmış. Dikkat almayın. Burası x deyin ya da Bomboş bir açı olsun. Hiçbir şey olmasın. Bizden de D açısı isteniliyor. E o zaman burada bir dörtgen. Kirişler dörtgeni var mı? Var. Öncelikle şurada karşılıklı açılar da var. Bu 3 alfa eksi 40 ile alfa artı 20'nin toplamının ne olması lazım? 180 olması lazım. 4 alfa eksi 20 yaptı burası. Attık öbür tarafa. Artı 20 yani 200 yaptı. Alfayı da böylelikle 50 olarak bulduk. Alfa 50 ise o zaman alfa artı 10 kaç çıkar? Buraya 50 yazdığımızda 50 artı 10'dan burası 60 çıkar. E karşılıklı açılar toplamı da 180 olacağından dolayı 60 ise burada kaçı da 120 derece olacaktır. Dolayısıyla cevabı D açısını ne bulduk arkadaşım? 120 derece olarak bulduk. Örnek 33'te. Geldik örnek 34'e. Şekilde verilen iki çember D ve E noktalarını da kesmektedir. Hocam soru çok karışık. İki çember kestiği zaman bu çemberde açıyı Bu çembere taşımak için tekniğimiz neydi? Kesim noktalarından genelde bu oluyor. Bazen bunu da yapmıyoruz. Mesela merkez burada verilmiş olsaydı merkez yay üzerinde verilmiş olsaydı ona da şu demiştik. Şöyle şu kirişleri çizin demiştik. E, yarı çapları çizin. Bunun merkez açısı öbürünün çevre açısı oluyor demiştik mesela. A burada merkezi falan üzerinde değilse bu çemberden bu çembere geçiş için açı için ortak bir şey bulmalıyız. Şu kirişi çizdik. Hocam bu kiriş çizince ne çıktı burada? Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninden dolayı burası 100 oldu. O zaman burası 80. E 80'i kullanayım ben. 80 ise gördüğü yay kaç yapıyor? 160. Bakın dikkat edin. Soru karışık olsa bile bir bilgi bul. Bulduğun bilgiyi de şekilde kullan. Başka da bir şey yapmıyoruz. E burası 160. Burası ne oldu? 80. Hmm. Çevre açıdan dolayı. A bu da tam çap. A dikkat et. Şu çapsa burada da çapı gören bir çevre açı var. E o zaman bu bir dik üçgen oldu. Dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir. Alfa artı 80 eşittir 90 ise alfayı da böylelikle 10 derece olarak buluruz. Örnek 34 10 çıktı. Geldi örnek 35'e. Valla yine iki çember kesmiş. E, merkezde merkezi de bir yay üzerinde olmadığına göre bir çemberden diğer çembere geçmek için şu karışık da olsa sınavda da çıkabilir. Dikkat edin. Karışık da olsa şunu çizelim. Çizdiğim zaman yine kirişler dörtgen oluştu mu? Şurada bir kirişler dörtgeni var. Kirişlerden oluşan dörtgen. Burası 100 derece yapar. E burası 100 ise burası ne oldu? 80 oldu. E 80 bak bulduğum bilgiyi kullanıyorum. Gördüğü yay 160 oldu. Alfaya bak şurada kaçı. Nereye görüyor? 160'ı. O, 160'ı görüyorsa alfa da kaç yapacaktır o zaman? 80 derece yapacaktır. Yani alfa böylelikle 80 derece oldu. Ve geldik bir özelliğe. Özelliğe gelmeden önce size şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bir soru tipi var ki genelde karşımıza çıkıyor. Şöyle o yazılmayı unutulmuş arkadaşlar. Ben de buraya ekstradan yazayım. Şöyle bir soru tipi arkadaşlar. Sınavda da çıkmaya aday bir sorudur. Dikkatli olun. Atıyorum burası 20 verilir. Burası 10 derece verilir. Şuradaki x açısı istenilir. Ya da tam tersi. Buraya x der. Buraya 20 der. Buraya da 100 der mesela. Atıyorum. He, burada bizden ne isteniyor? X açısı isteniyor. Arkadaşlar. Şimdi dikkat. Burada bir çember var ve çemberde ne var? Hop. Kirişlerden oluşan bir dörtgen var. Hocam kirişler dörtgeni burası. Kirişler dörtgeninden dolayı burası 180 eksi x mi olur? Evet. Ters açıdan dolayı burası da 180 eksi x olur. E sonra 20'yi 10'u kullanacağım ben. A şöyle bir boynuz var mı? Var. Yani 20 x ve onun toplamı yani x artı 30 eşittir 180 eksi x mi oldu? Evet. 2x buradan 150'ye eşit oldu. X de böylelikle kaç buluruz? 75 olarak buluruz. Yani sorunun doğru cevabı 75 çıktı. Bakın kirişler dörtgende bu soruyu yazmıyor, unutmuşuz. Ama konuyu anlatırken şu an aklıma geldi. Ve size hemen bu soruyla tanıştırdım. İnşallah sınavınızda çıkar. Evet. Geldik şimdi bir özelliğe. Özellik dediğimiz şu. Bazı üçgen soruları çember çizilerek çözülebilir. Çember çizilerek çizilerek çözülebilen sorulardan bahsedeyim arkadaşlar. Bir. Hipoları aynı olan hipoları, hipotonesleri yani aynı olan iki dik üçgenin etrafına dik üçgen etrafına. Nasıl mı? Şöyle. Çapı gören çevre açı 90 derece mantığından hipotenüslere aynı olan iki dik üçgen gördüğünüz zaman ne olacak arkadaşlar? Çapı gören çevre açı 90 derece mantığından şöyle etrafına çember çizebilirsiniz. Ya da bu hipolar şöyle de olabilir. Bak dikkat. Bir dik üçgen böyle bir dik üçgen böyle. 90 ve 90. İşte bu çapı gören iki dik üçgenin etrafında şöyle bir çember çizebiliriz. Hatta burası da ne oluyor? Çapımız yapıyor. Birinci çember çizerek yapılabilen soru yöntemleri bu. İkincisi. İkincisi de şu kirişler dörtgeninin etrafına. Kirişler dörtgeni etrafına çizilebilir. Yani öyle bir kirişler dörtgeni gördünüz ki siz. Şurası alfa iken burası da 180 eksi alfa gördüğünüz zaman bu 90'a 90 da olur. Şu kirişler dörtgeni de aynı oluyor aynı zamanda. İşte bunun da etrafına siz yine ne yapabilirsiniz? Bir çember çizebilirsiniz. Ama her gördüğünüz şeklinde etrafına çember çizmeyin. Öncelikle üçgen bilgisiyle çıkıyor mu? Bak çıkmıyorsa çember yardımıyla çıkıyor mu çıkmıyor mu diye incele Tamam. Başka ne zaman çizilebilir hocam? Başka şu durumda çizilebilir. E, aynı kenarı gören aynı kenarı gören açılar eşitse Bak bu genelde gözden kaçıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir şey mesela. Şöyle bu kenarı gören ve şu kenarı gören. Bakın şu kenarı gören dikkat edin şu kenarı gören Buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşitse o zaman bunun da etrafına bir çember çizebiliriz. Bu iki üçgenin etrafına da çember şu şekilde çizilebilir. Bunun mantığı nereden geliyor? Aynayı gören çevre açıların mantığından geliyor. Aslında bildiğimiz şeyler, öğrendiğimiz şeyler. Çapı e, gören çevre açı 90 derece mantığından tersini düşünüp iki, iki tane dik üçgenin etrafına ne yapabiliriz? Hipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafına çember çizebiliriz. Bir. Kirişler dörtgenin etrafına ki en fazla kullandığımız bu kirişler dörtgenin etrafına bir çember çizebiliriz. 2. Aynı kenarı gören açılar eşitse de o iki üçgenin etrafına da çember çizebiliriz arkadaşlar. Bu da 3. Bu da gözden kaçıyor. Çok nadir çıkıyor sorularda ama olur mu? Olur. Böyle bir şey gördüğünüz zaman da bunun da etrafına bir çember çizin. Evet örnek 36'ya bakalım. Şekilde verilen ABCD dörtgeninde diklikler verilmiş. Alfa beta verilmiş. Alfa artı beta da 60 derece verilmiş. AC uzunluğu 8 verilmiş. Ve BD uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi. Öncelikli olarak üçgenden yapmaya çalışalım. Üçgenden yapamazsak çembere dönüş yapacağız. Genelde tarzımız bu olsun. Alfa artı beta 60 ya. O zaman buraya 120 kaldı. E burası 120 ise hocam burası da 60 oldu o zaman. E buradan bir şey çıkar mı? Çıkabilir belki. 60-90 var ya üçgene tamamlasak şöyle bir. Ama şuradaki 8'i falan kullanamam arkadaşlar. Hatta burası da 30. Burası da 90. Burası da ee, 60, 90 ve 30 oldu burası. Böyle bir şey yapsak çıkmaz gibi geliyor. 30'un karşısı A dersek 60'ın karşısı A kök 3. Burası da ne oluyor? 2A oluyor. Büyükte de, de şuraya B dersek şurası B kök 3 olacağından B kök 3 eksi A kalıyor burada. E burası da 30'un karşısı B 90'ın karşısı 2A olacağından dolayı 2A eksi A kök kalıyor. Sadece Pisagor yapsak şunun Pisagor'u yani şunun karesi artı bunun karesiyle bunun karesi artı bunun karesi eşitliği çıkar. Yani birbirini götürür. Buradan cevap gelmez büyük ihtimalle. E o zaman takıldık. Üçgenden yapamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Çember bilgisini kullanmaya çalışacağız soruda. Hadi bakalım. Şurası 8 verilmişti. Şimdi ipoları aynı olan iki dik üçgen ya da kirişler dörtgen olduğundan bunun etrafına bir çember çizilebilir mi? Çizilebilir. Şu uzunluğu da bize 8 vermişti. Demek ki ben soruda bu çemberi kullanacağım. Şunun 8 olmasını da kullanacağım. Şimdi burası alfaysa Burası 2 alfa. 2 alfaysa burası da alfa yaptı. Burası betaysa burası 2 beta. Burası da beta yaptı. Yani şurada kaç kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. E, burayı bana 8 vermiş ve benden şuradaki uzunluk isteniliyor. Hmm. Bu 8'i nasıl kullanabilirim? Aynı zamanda bu çap olduğundan Çemberin merkezi burada değil midir? Dikkat et burası çap. Bu 8'di. Yarı çap benim için çok önemli. Yarı çapın 4 olduğunu buldum. En etkili silahımız da bizim yarı çap çizmek değil miydi? Evet. E, şu uzunluğu da bulmam lazım. Buna ait bir üçgen oluşturayım şöyle ve şöyle. E bu da yarı çap 4, bu da yarı çap 4. E burada 60 da var. E yani şurası 120 derece. E burası 120 iken burası da merkez açıdan 120 çıkar. Ve burada ne çıktı? 30-30-120 üçgen çıktı. Bomba bir soru. Yani çok zor bir soruyormuş gerçekten. E sınavda, fen lisesi öğrencilerine sesleniyorum. Sınavınızda böyle bir soru çıkarsa aklınıza gelsin aklınıza gelsin. Yani hocanız işte hiç kimseyi yapamazsın diye soracağım derse evet böyle bir soru sorar. Gerçekten soru aktı ama hani ben yani çember mantığını biliyorum, yarıçap mantığını biliyorum ama çoğu kişi düşünemez bunu yani burada. 30 30 120 üçgenden neyse cevap ne çıktı? 4 kökü çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru, 5 yıldızı hak eden bir soru. Yıldızı koyamadım buraya. Dur. 5 yıldızı koyuyorum buraya. Evet, güzel bir soru çünkü hoş bir soru. Ama zorluk bakımından 5 yıldız. Cevap ne çıktı? 4 kök 3 çıktı arkadaşlar. 36. soru. Böylelikle 4 kök 3 oldu. Geldik 37'ye. Şekilde verilen ABC dik üçgeninde DC uzunluğu K iken neresi 2K vermiş? AD uzunluğu 2K vermiş. Ha, bu K 2K ne demek? 90'ın karşısı 2K hangi açının karşısı K'dır? 30'un. Hatta burası da kaç yapar? 60 yapar. E açı sadece bunu yazabildik. Başka bir şekilde soruyu çözemiyoruz. O zaman çemberden çıkıyor mu diye bakacağız. Çemberden çıkıyor mu derken herkes böyle her gördüğü üçgen etrafında çember çiziyor. Yok öyle bir şey. Yukarıda yazdığım kurallar ya hipoları aynı olan iki dik üçgen ya kirişler dörtgeni ya da aynı kenarı gören açıların eşit olduğu durumlarda. Bak burası 90 derece burası da 90 derece. Hipoları aynı olan iki dik üçgen mi ya da kirişler dörtgeni var mı burada var. Şu gördüğün iki tane dik üçgenin etrafına çember çizebilirsin sen. O zaman çemberi çizeyim bakayım burada. Haydi çember çizilsin. Hop şöyle çizdik. A burada çember çizince alfa isteniyor. Bu yayı bulursam olay bitti. Bak 60 ise gördüğü yay 120. 120 ise burada kaçtı? 60 çıktı mı çıktı. İşte üçgenle yapamadığın zaman çembere yoğunlaş. Her gördüğün şeklin çevresine de çember çizme. Bir dediğim belli başlı kurallar dahilinde o çemberleri çiz. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet. Neredeyiz? Örnek 38'deyiz. Normal klasik yoldan baktın soruyu çözemedin. Ne yapacaksın? Aklına çember gelecek. Tamam. Çember gelsin. 90 derece burada 90 derece burada. Ya da burada 90 derece. Burası da 90 derece. Şu 90'lardan bir şey geliyor mu? Gelmiyor ama dikkat et bu 90. Yani dikkat et şuradaki dik üçgende ve dikkat et dikkat et dikkat et şuradaki dik üçgende hipoları aynı değil mi burada? Evet iki dik üçgen var ve hipoları aynı. Bu gördüğüm iki dik üçgenin etrafına bir çember çizebilirim ben. Şöyle bir çember çizebilirim. Çizildi. Bitti soru o zaman. Bak 25 ise gördüğü yay 50. 50 ise burası da 25 yaptım çevre açıdan dolayı yaptı. Yani x'i kaç bulduk? 25 bulduk. Evet ilk etapta zorlanabilirsiniz. Ama şu mantığınız otursun. Üçgenle yapamadığın soruda çember. Her gördüğün çemberin etrafına, her gördüğün şeklin etrafına da çember çizme. Yukarıda biraz önce söylediğim çapı gören çevre açı 90 derece olduğunda ya da hipolara aynı olan iki dik üçgen Kirişler dörtgene ve aynı kenarı gören açılar eşit olduğunda onların etrafına çember çiziyoruz unutma. Geldik şuraya. Evet A, B, B, E ve BD. Dur. A, B, şu. B, E, şu. Ve B, D. Bu. Ben bunu üçgenle yaparım kardeşim. Önce bir üçgenle yapayım. Sonra çemberle nasıl yapılıyor onu göstereyim. Hocam x kenarlar var. E o zaman ben buraya bir x açısı dersen x artı 20 ise burası da x artı 20 yaptı mı? Yaptı. Tamam. X artı 20'yi yazayım. X ise burası da X mi? X. Şuradaki X kenarından dolayı. E sonra ne yapacağız? E hocam ne yapacağız? Şunu yapacağız. X ile alfa yan yana gelmiş. 2 iç açı bir dış açıdan X artı alfa mı yaptı burası? Evet. E burada da 2 açı içi bir dış açı. X artı 20 ile 20'nin toplamı. X artı 20 artı 20. Bak şuradaki üçgende. X artı 20 artı 20 eşittir X artı alfa olmalı. X'ler ne oldu? Alfayı da böylelikle ne bulduk? 40 olarak bulduk. Evet cevap 40 çıktı arkadaşlar. Tamam. Ama ben bunu bir de çemberle çözeyim. Dur. Üçgenle de çıkabiliyordu bu. Bunu hallettik. Çemberle nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar çemberle çözerken de şu şekilde bir yöntem daha var. Allah'tan bu soru gelmiş. Bak bir noktadan çıkan 3 tane eşitlik olduğu zaman da çember çizebilirsin. Çemberin tanımı neydi? Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri değil miydi? Evet. Bu nokta eşit uzaktaki bu, bu ve bu. Bu çemberin merkezi olacak şekilde şuradaki noktalardan bir çember yayı geçebilir. Yani şöyle bir çember çizebilirsiniz ama B noktasından geçmeyecek. Çemberin merkezi bu sefer B noktası olacak. Şu şekilde olacak. Bitti. Bak merkez burası. Yarıçap, yarıçap, yarıçap. E burası 20. Çevre açı 20 ise gördüğü yay 40. Burası merkez açı oldu. 40sa burası da ne olacak? 40 olacaktır. Dolayısıyla alfa'yı da böylelikle 40 bulduk. Nasıl? Ufkunuz açıldı mı arkadaşlar? Değişik soruları gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Gerçekten gördünüz. E o yüzden Böyle hoş sorularda ufkunuz gerçekten açar. Bunlar her yerde anlatılmaz. Ben burada anlatmak istedim. Çünkü eksik hiçbir şey bırakmak istemedim. Bazı soruları üçgen yardımıyla çözemiyoruz. Üçgen yardımıyla çözemediğimiz sorularda da çember kullanıyoruz. Ve dediğimi de unutma. Dört farklı şekilde oldu. Veya ya sabit bir noktaya eşit uzaklıklar vermişse şöyle. Ya biraz önce anlattığım şuradaki durum. Nasıl? Dipolları aynı iki tane dik üçgen etrafına ya da kirişler dörtgen etrafına ya da aynı kenarı gören açılar eşitse. 1, 2, 3 bir de şuradaki durum dört tane durum. Bu durumlarda çember çizmeyi ihmal etmeyin. Ama her gördüğünüz şeklin çevresine de çember çizmeyin gençler. Evet böylelikle bu kısmı da hallettik. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Üçgenin çevre çemberinden bahsedeceğiz. Ve sinüs teoreminden bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki videoda çemberde açıda dördüncü videoda. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.